Hocam kolay gelsin. Sayın Usta merhabalar. 80'li yıllarda ben Jet Kuru'dan bahsediyordum. Boris'in ölümünden kaç yıl sonra 73'te öldü. Birden yıllar sonra 96 yılında Innocente Jurkan Jet Kuru diye bir şey kurdu. Yani bu bile daha bizim dönemimizde yoktu. Dolayısıyla bizim daha ziyade anlattığımız iki şey var. Birincisi Jurkan Kung Fu, yani Boris'in kendi programları Seattle, Oakland ve Los Angeles. İkincisi de felsefesi, yani Jet Kuru felsefesi. Bruce Lee'nin orijinal öğrencilerinin kendi ekolleri de var. Non-classical Kung Fu dediğimde Bruce Lee'nin ilk asistanı, ilk öğrencisi Jesse Raymond Glover'ın ortaya koyduğu Jet Kuru'da. John Cowles'ın Wei Kung Fu'su da bir Jet Kuru'da. Min Chun Doo, James Demir'in bugünkü konumuz sparring. Yani Bruce Lee'nin maçı yaptığı iki tane önemli maç var. Innocente'yle ve Taki Kimura'yla yaptığı iki tane maç var. Bunlara bakarak Jet Kune Do'nun bir sportif faaliyet olarak da yani sparringinin yarıştırılabileceğini görüyoruz. Burada önemli olan şu, Bruce Lee sparring de yapmış. Ama bakın Bruce Lee'nin de maçları var. Neden bu sparring maça dönüşmesin? Kendi yapmış. Mükemmel bir şey ortaya çıkarmış. Çok kontrollü iki tane maçı var. Jurkan Kung Fu programları ne olduğu belli. Yani Etiyopyalılar onu 45 dakikada anlatmıştı 3 programı. Çok uzun bir şey değil. Burada önemli olan Jet Kune Do'nun felsefesi. Jet Kune Do bir terbiyedir aslında. Dövüş tekniklerinin sokak mantalitesiyle terbiye edilmesi. Sokak açısından bakıldığı zaman terbiye edilmesi. Yani Bruce Lee açısından dövüşün sokaklaştırılması. Sanatın diyelim sokaklaştırılması. Jet Kune Do çok ciddi bir felsefedir. Ne kadar anlatsan yetmeyeceği için Bruce Lee Jet Kune Do'nun ne olduğu değil ne olmadığı anlatılabilir demiştir. Ucu açıktır. Son tekniği olan bir branş değildir. Bruce Lee ne diyor? Yararlı olanı al, gereksiz olanı at, oradan itibaren geliştir, devam et. Dövüş zamanla yarıştır. Geleneğin getirdiği o yükleri, çöpleri, her şeyi cebine sokan bir adam değil. Gereksiz olanı atıyor, gerekli olanı alıyor. Oradan itibaren geliştir. İşte orada siz ortaya çıkıyorsunuz. Bizler size diyelim, elimizde olanı verdik, bununla bitmiyor. Sizinle beraber devam ediyor. Oradan itibaren geliştir, seni sergileyeceksin. Jet Kune Do'da stil sensin, stilin yok. Kendini sergilersin, kendini ortaya koyarsın. O yüzden farklı farklı isimler alıyor. Non-classical Kung Fu, Wuwei Kung Fu, Jumpan Jet Kune Do gibi. Ya da için doğu gibi. Demek istediğim şu, kendini ortaya koyarsın. Çabuk sonuç almanın yoludur Jet Kune Do. Bir an önce sonuca gitmektir. Bir an önce sonuç görmek istiyorum Jet Kune Do müsabakalarında. Bir kişiyle ne kadar çabuk sonuç alıyorsan, kalabalık kişiye o kadar hazır olursun. Bunun tam tersi şu, linç olursun. Bakın nasıl yankılıyor. Çalışma yaparken işte yan kalma, özellikle Bay John kalmaya başladı. Burası. Gibi. Karşı tarafın vücudunun tam ortasında hayali bir çizgi var. Center line diyoruz. Ayakları da kattı. Gözleri de kapalı bu arada. Görmekle hiç alakası yok. Bunu anlatıyor burası. Bakın nasıl içeri girdi. Atlardan. İç kapı. Evet gözlerimizi kapatalım. Görmekle alakası olmadığını anlatalım. Zaten görmeme gerek yok. Burada şu kol hissettiriyor. Ben dıştayım diyor. Şu an ben içteyim diyor. Kafası var. Burada bakın. Yani belli. Hiç gerek yok. Nereye gideceğini bulurum. Bu tamamen hislerle alakalı bir şey. Yaptığı zihni kullanarak birinin gözleriyle görmek. Zihin gözlerden bakarak görür. Bruce Lee bunu biraz daha aşmış, aşağıya kadar işi getirmiş. Aşağıya vurduktan sonra yukarının açılacağını bilmek. Şeyi çok önemli, pasının bir altına, bir üstüne ya da bir üstüne, bir altına ya da bir sağına, bir soluna geçişler yapmak onu alabora eder. Bakın, hemen yan dönecek. Döndü. Kapıları kullanıyor bak. Ya içeriden ya dışarıdan, ya sağ ya sol. Elle ilgili oyunları bittiği zaman işi ayağa döküyor. Yani yapabileceğin daha başka şeyler olduğunu göstermek için. Yan kalınca silahı da uzuyor. Hedef de olmuyor, alanı daralıyor. Diğer kolu devreye soktu. Kelmeyi devreye soktu. Bakın nasıl içeri girdi. Aslında oyun bu kadar uzamaz. Vurmuş olsa oyun bu kadar uzamaz. Bunu kolları terbiye etmek için var. Gerçek bir dövüşte ya da bir müsabakada bir enstantane olarak çıkabilir. Hiç belli olmaz. Bir an lazım olur, işine yarayabilir. Orada yaptığı şuydu. Buraya gelince burada saydırıyor. Vinçun'da zincir yumruk çok önemli. Asmın ekseninde geziyor. Yanlara doğru yollar sonsuzdur.
Ama geriye doğru gittiğiniz zaman dengeniz kaybolur çünkü ağırlık arka topuklara biner. Arka topuklardan da denge sağlanamaz. Denge üst topuklardan sağlanır. Jeet Kune Do felsefesinde şu çok önemli. Birincisi basitlik. İkincisi doğrudanlık. Direkt hareketler. Üçüncüsü de etkililik. Vurduğun zaman etkilemen lazım. Finger push'a. Bir an önce dövüşü bitirmek. Güç ve hız. Fakat dövüşü de çok uzun dövüşlere gerektirmiyor. Zaten ilk birkaç dakikada belli oluyor. İlk punch tekniğini Bruce Lee bulmamıştır ama o meşhur etmiştir. Şu anki görüntüler 60'lı yıllar. Bir daha görelim orayı, patlayıcıyı. Bruce Lee blasting diyor ona. Bakın. Şunu yapıyor. Mesafeli duruyor biraz. Relax oluyor. Böyle başlatıyor. Patlayıcılık için. Relax olacağız. Kolu yol olarak kullanma. Limit olarak kullanma diyor ya. Benim elimden onun yüzüne kadar bir yol var. Yol yok yani. Sadece patlıyorsun. Flash gibi. Buradasın ve oradasın. Geç kaldı. Bruce Lee şöyle başlatmıştı. Yerde başlatmıştı. Şimdi buradan dene bakalım. Engellemeyi. Oho, bu daha kolay. Ryuji. Bir de düz durmuş. Daha da kolay. Düz durduğu zaman silah da kısalıyor. O zaman çok daha kolay. Daha kolay oldu işimiz. Patlayıcılık çalışmalarını temassız başlatın. Bakın yunağına satıyor karşı tarafı. Bakın. Burası şimdi daha kısa mesafede inch punch gösterecek. İnch punch'ta da kalçadan hafif bir ivme devreye giriyor. Bakın. Yine kalça devrede. Bakın çok yaklaştı. Bakın eli ne yaptı? Aşağıdan yukarı gidecek. Gelişine tekme. Bak yaptığı zaman tekmeyle durduruyor. Non-telegraph diyor bu işte. Telegraph çekme. Atak yapacağın zaman atağını belli etme. Bunun için deminden beri ne gösterdik biz? Şak! Eğer karşı taraf atağı belli ederse stop kick. Atağına atakla cevap verirsin. Jeet Kune Do'da eş zamanlı atak çok önemli. Geriden yumruk geldi. Aşağı eski yaptım, durdum. Önden yumruk geldi. Pering. Tabii eş zamanlı. Pering varken blocking'i neden tercih etmiyoruz? Bu ayrı bir konu. Mesela şu blocking. Bruce'un meşhur deflecting dediği kolu saptırıyor. Ama ben sapmıyorum. Benim elim nerede şu an? Aslında. Bakın. Bir tekte benim yumrukla geldi. Tak diye durdurdum. Bu da bir savunma. Ama dikkat ederseniz bu da eş zamanlı bir savunma. Atağa atakla cevap veriyor. Bacağıyla. Tekme atıyor. Ve dengesiz yakalıyor tabii eş zamanlı. Bakın. Kontrollü bir tekme. Yani daha güçlü vurabilirdi. Arkadaşlar bu bizim örneğimiz. Modelimiz bu. Bruce'nin şu gösterisi bizlerin maçlar yapabileceğimizi gösteriyor. Hiçbir anne baba çocuklarının çenesinin kırıldığını görmek istemez maçlarda. Kontrollü, sakatlamadan çalıştıktan sonra Bruce'yi görüyorsanız hiçbir şey yapmıyor. Sakatlık kesinlikle olmayacak. Yani sağlığı her şeyin önünde olacak. Bruce'nin az önce yapmış olduğu sparring'i yarıştıracağız biz. Daha önceki çalışmayı model alacağız. Onu yarıştıracağız. Bu olabiliyor demek ki. Evet, sparring yarışmaları. Jeet Kune Do, real fight, real combat yarışmaları değil. Nefsi müdafaa hayatınızın başka bir tarafı. Bu arada sokakta nasıl kendini nefsi müdafaa yaparsın onun ilkelerini de söylüyoruz. Tekniklerini de gösteriyoruz. Onu yarıştırmıyoruz. Bakın. Ayakta yaptığım aynısını yerde yaptım. Kontrollü. Kalk ayağa bakalım. Acaba numaradan mı kalkmıyor? Bu kadar mı ciddiyetsiz bir teknik bu? Hayır, ciddiyetsiz bir teknik değil. Ben kontrollüyüm. O yüzden Jeet Kune Do ile ilgisiz de denemez. Tabii ki gerçek dövüştürmüyoruz. Sokakta olanla da maçlarda olanı ayırıyoruz. Maçlarda olanın da sokak olduğunu söylemiyoruz. Öncelikle hocam, bu 4 tabaklar eskiden zaten spor değildi ki. Oradan sporlaştırılmış. Yoksa zamanla Reçak Jeet Kune Do kayıp olacak. Muay Thai daha önce Muay Boran olarak sokak dövüşü olarak kullanılıyordu. Muay Boran sportif hale gelince Muay Thai oldu. İyi ki de olmuş bugün. Muay Thai olmasaydı belki içinizde Muay Boran'ı duymayan vardı. Yok olmuştu yani. Duymasının nedeni de sportif bir kimlik kazanması. Sırtını dönecek Bruce'nin partneri. Olmaz. Hiçbir zaman bir Jeet Kune Do adamı maç içerisinde düşmanın karşısına sırtını dönmemeli. Başlara yumruk çıkıyor da buradan çıkıyor.
Evet, harika. Müsabakada da sonuç verir, nefsi müdafaa da sonuç verir. Bir uzun adım atma diyor Bruce Lee. İki kısa adım at. Bir adım attın, kısa bir adım, ikinciye atmayabilirsin, vazgeçebilirsin. Ama uzun bir adım attığın zaman uzun adımın ortasından geriye dönemezsin. Kısa adımlar kullan. Harika. Atak bu kadar belli edilir mi arkadaşlar? Bakın şimdi, bakın. Bu kadar belli edilir mi? Buradan ucunu belli ediyor. Bruce Lee affeder mi onu? Rakiplerden bir tanesi galip olduysa ya da vurduysa ya da düşürdüyse mutlaka şu 5 şeyden birini yapmıştır. Yani galibiyetin 5 şartı. Pat diye aniden vurmuştur, aniliktir. Böyle durmuştur, pat diye bir kafa noktası vurmuştur. Tırnak içinde şunu yazıyorum, anilik. Bu geldi, hasmın dışına, hasmın arkasına geçmiştir. Bunun için kör nokta, arkasına geçip hemen vurabilirsin. Pat diye bu geldiğinde içine girmiştir. Bakın, dengesini bozmuştur. Şu an ne oldu? Denge gitti. Şimdi ne yapabilirsin? Vurabilirsin. Bakın. Bakın, manipülasyon yaptın. Yöneldi, aşağı yönelince birden yukarı çıktı. Manipülasyon yapmıştır. Bak, tetikte. Evet, içine girdi gene. Denge bozdu. Çok şeyin peşine düşmeye gerek yok. Basitleştirin. 5 şey basittir. 5'e kadar indirgediğiniz zaman binlerce tekmeyi hepsini basitleştirmiş olursunuz. Şimdi ata belli edecek gibi geliyor bana. Arka dönülmez. Bruce onu bağışlamaz. Bakın arkasını dönüyor. Asla olmaması gereken bir şey. Hiç istifini bozmuyor Bruce. Sadece evasion, hafif bir evasion yapıyor. Çıkışını yapıyor. Girişine vuruyor. Ata atak bir cevap veriyor. İçeriden yine vurdu. Çoğunda onu yapıyor. Şimdi karşı taraf ne kadar klasik art alsa bizim o kadar işimize geliyor. İyi bir jetkun da adamı. Hasmı oku. Önden tekme gelebilir. Gelsin. Bak, bir de o tekmenin düşmesi var. Ya geliyorsun ama ondan sonra her an bir taş patlayabilir. Arkasından bir yıldırım bekler. İyi bir jetkun da adamının bağışlamaması lazım. Baş ucunda dur. Benim bilmediğim bir tekme at. Bak. Tekme ne kadar yükselirse bedeli de o kadar ağır olur. Genelde jetkunda adamları yukarı yumruk aşağı tekmeyi tercih eder. 5 dakika sonra geliyor. 5 dakika sonra geliyor. Aşağı tekme, tak. Yukarı yumruk. Daha basit. Doğal, sade ve basit. Spesiyel gardını için alıyor. Çok emniyetli. Bunda daha başarısız geldi bana. Bak kelime tutmadı. Şıklar belli. Bunu sadece şey yapıyor. Dönüş alanını içerisine sokuyor. Gözlerine bakarak zaten bütün vücudu görüyor. Komple. Nereden gelirse gelsin. Bak. Ben bunu hesap etmedim. Otomatik olarak çıkan şey bu. Hadi bakalım bir daha gel. Tüm koruma ekipmanını kullanacağız. Tabii. Rakiple kurmuş olduğu mesafeyi biraz anlatabilir misiniz? Yumruk mesafesi, tekme mesafesi, grappling mesafesi, grappling mesafesi, grappling. Burada wrestling'de doğuyor. Her mesafede konfor, her mesafede rahatlık. Çok dövüşçü yakından kendini, yakında kendini çok iyi hissediyorsa uzakta rahatsız hisseder. Kimisi de tam tersine uzakta kendini rahat hisseder. Hayır. Dördünle de iyi olacaksınız. Yumruk, tekme, trapping, grappling. Fark etmeyecek. Ne yaparsan ya o çizgiyi hedefliyorsun. Sürekli o çizgi üzerindesin. Benim böyle. Fark etmez bakın. Gene o çizgi var. Jetkunların karakterine uygun tekniklerin puanı yüksek olacak. Yani diğer tüm branşlardan bizi ayrı tutacak olan bir puanlama sistemi var. Çince Fon Sao dediğimiz, İngilizce trapping dediğimiz, da immobilization çalışması dediğimiz. Burada yakalandığınız zaman başka bir şeye geçiyoruz. Aynı fotoğrafı vermiyor, ırmağın dalgaları. Tazdikleri su akıyor. Bunu kontrol edemezsin. Bakın, içerideyim. Bakın. Yakından diyor, uzun silah kullan. Avantaja bakar mısın? Bak, avantaja bak. Sınırı sınır olarak kullanma. Yolu yol olarak kullanma. Çevresiz çember, farkındasız farkındalık. Şekilsizlik şekli. Bu stilin en büyük özelliği bence filozof, duruş filozofu. Bakın,
Bana siz bir kitap önerdiğiniz zaman eğer o kitabı çok abartırsanız ben şunu sorarım. Bana o kitaptan öyle bir şey söyle ki ben onu bilmiyor olayım. O benim için çok önemli olsun. Hayatımı değiştirsin. Öyle bir şey söyle. Eğer onu diyemiyorsan o çok önemli bir kitap değil. Senle birlikte gelen bir şey, seni ortaya koyan bir şey söyle. Duymadığın, bilmediğin, seninle var olan, sen olmazsa olmayacak olan bir şey ortaya koy. Zaten olan şeylere değil. Hiçbir ustaya hayran olmayın. Ben hiçbir ustanın hayranı değilim. Ustalığın hayranıyım. Yarın birisi beni çürüttüğü zaman tekniklerimi, fikirlerimi, görüşlerimi hatta burası değil, ona yöneleceksiniz. Şuraya bakmayacaksın. Arkana bile bakma. Daha iyi olanın peşine daima gideceksin. Çetkin'in aslında bunu istiyor. Bu bana göre dövüşün kutbu. Kaç kişi kalabalık bir dövüşün silahlı, sopalı, bıçaklı, kalabalık bir dövüşün muşları içinden sağ çıkabilir? Klavyede çok kolay. Bu bir idealdir zaten. Olamayabilirsin ama ne kadar yaklaşırsan o kadar iyi. Ne kadar yaklaştığına baksa. 10 kişi kalabalık tamam bu büyük ideal bu. Çok büyük bir ideal. Hiç de olmayabilir. Oraya çok yaklaşmaya baksan. Çatıya onu koydum. Silahlı bir kalabalığa karşı dövüş. Sokağın şöyle bir özelliği vardır maalesef. Bugün 5 kişiyi indirirsin. Yarın 2 kişiden dayak yiyebilirsin. Hayalcilik de iyidir. Hayal kurarsan idealist olursun. İdealist olursan çok çalışırsın. Çok çalışırsan bulunduğun yerde durmazsın en azından. Çalıştığın kadar ileride olursun. Gözlemcilik. İyileri seçmek. En iyilerini almak. Hocası bir gün bir ders veriyor öğrencilerine. Bunu çalışın diyor. Ertesi gün okuyor, öğrenciler onu çalışıyorlar. Bırakın bunu çalışmayın diyor. Daha iyi bir şey buldum diyor. Daha kestirme bir şey buldum. Harika bir şey ya. Kendini eleştiriyor adam. Dün bilmiyordum diyor. Sizden herhangi birinizden bilmediğim, Çetkun'la için çok elverişli, çok geçerli, sokakta da çok geçerli. Bir teknik görsem, inanın onu müfredatıma, izninizle müfredatıma sokarım. Yararlı çünkü. Sizden bir şey öğrenirim. Alırım ya. Çetkun da buna çok açık. Eskiden şöyle bir şey vardı. Genelde mesela üstte olan kazanırdı. Kim bozdu bu kuralı? Üstte kalan kazanıyordu. Ne oldu da altta kalan kazanmaya başladı? Brezilyan Jiu-Jitsu bu kuralı bozdu. Ezberi bozdu, ezberi. Şimdi açıları kullanıyor. Altta kalan açıları kullanıyor. Yakın kadrajı alacağım bir saniye. Ayak oyunda da. Ve şuraya vurursa adam bakın. Anlaşılıyor mu? Yok, anlaşılmıyor. Gayet iyi olmuş. Yakası. Demek ki aşağıda da bir şeyler oluyormuş. İlle üstte kalan kazanacak diye bir şey yok. Siz de ezber olsun. Seminer çok güzel oldu. Çok faydalıydı. Teknikler de harika. Mükemmel oldu bu seferki seminer. İnşallah bu şekilde güzel oldu. İstanbul için de aslında bir tane yapabiliriz böyle. İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. En çoğalak kısa bir zamanda hocam yakında buluşuruz bu durumda. İyi akşamlar diyorum. Siz nasılsınız? Çok faydalı oldu hocam. Hazırlarınızı ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bu ara İstanbul'daki arkadaşlarımızın çoğu da seminere katılmış vaziyette. Ben buradan takip ettim. Şimdi izledim. Tamamen şey gibi hocam. Bu hani yerden mücadele falan yapıyorsunuz ya. Self-defense gibi işte hani saldırıya karşı savunma gibi. Az önce gösterdiğiniz teknikler gayet güzel hocam. Çok güzel olmuş hocam. Yani ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam sayenizde. Bir dahaki seminerde görüşmek üzere. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonunda bize ayırdığınız değerli bilgileri aksettirdiniz bize. Öncelikle herkesten çok teşekkür ediyorum. Bugün için de çok güzeldi. Amelinize sağlık. Yüksel hocam, başta sizi olmak üzere paylaştığınız için teşekkür ederiz hocam. İleride daha güzel programlarda...